Sayın Başkanım, kolay gelsin. Gördüğümüz kadarıyla dernektesiniz. Evet, koronalı günler yaşadık, hala yaşıyoruz. Son gelişmeleri sizden alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz derneğimize Sayın Kobal. Sizi burada görmek hem beni hem de arkadaşlarımı mutlu etmiştir. Bilindiği üzere korona günleriyle ilgili uzun zamandır dernek faaliyetleri yapılamıyordu. Bütün sivil toplum örgütleri faaliyet dışı bırakılmıştı. Bundan 10 gün kadar önce alınan bir kararla biz 65 yaş üstü olduğumuz için 65 yaş üstü dernek yöneticilerine derneklerinde görev yapabilir hakkı çıktı. Bu hakkı verdiler bize. 10 gündür derneğimiz açık. Arkadaşlarımız zaten geliyorlardı ama yoğunluk yoktu. Bu işte son 10 günden sonra Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler de dahil olmak üzere faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kısıtlı idiler, 65 yaş üstü gelemiyordu. Bundan sonra 65 yaş üstü de derneklere gelebiliyorlar. Bizim bir yıllık programımız vardır. O program doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bilindiği üzere Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri var. Bir diğer söyleyişle söyledi. Onu tiyatr hale getirmeye çalışıyoruz. Onun yazımı aşamasındayız. Aslında uzun zamandır başlamıştık ama bir ara beklettik. Şimdi İnönü Savaşları'na kadar konuyu hazırladım, yazdım. Ben kendim yazmaya çalışıyorum. Bakalım bundan sonra, bitirdikten sonra arkadaşlarla beraber oyun haline getirdiğimiz söylevi sahnelemeyi düşünüyoruz. Burada tabii arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Çünkü uzun çalışma, zorlu çalışmalar bekliyor. Gecesini, gündüzü fedakarlık yapacaklar gece gündüzden. Gerektiğinde işten ayrılacaklar, gerektiğinde çayı bırakacaklar. Biraz tiyatro olayı böyle. Bundan daha önce 3 oyun sergilemiştik pazarda. Üçü de içerikli oyunlardı. Bir tanesi Selanik'ten Cumhuriyeti adlı bir müzikal oynamıştık. Onu eski salonda bizi 700 kişi kadar izlemişti. Onu ayrıca Rize'de de oynamıştık. Ondan sonra Sarıkamış şehitleriyle ilgili bir güzel program yapmıştık. Onu da yukarıki fakültenin salonunda oynamıştık. Çok beğenilmişti. Daha sonra Kuvayi Milliye'yi oynadık. Onların düzenlemesini falan yine ben kendim yapmıştım. Arkadaşlar da çok başarılı olmuşlardı, çok beğenilmişti. Şimdi söylevi düzenlemeye çalışıyorum. Bir yere kadar yazılmıştı zaten. Bıraktığım yerden tekrar başlayacağım. Ama ilçemizde bir salon sıkıntısı var. Eski düğün salonumuz çok amaçlı bir düğün salonuydu. O salonda tiyatrolar yapılıyordu, müzik, konferans salonları. Şimdi yapılan salon sadece düğünlere özgü, sadece düğünler yapılabiliyor. Bir kayıp olarak görüyorum. Bu konuda çok zamanda uyarılarımız olmuştu, çok amaçlı salon olsun diye. Çünkü pazar bir kültür kenti efendim. Bunun bir geçmişi de var. Yörenin en kültürlü ilçesi neresi derseniz pazarı söylerlerdi. Ama bir çok amaçlı salonun olmadı mı sonuç olumlu olmuyor. Pazar bu manada geri adım attı. Bizler bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Bu konuda bizimle beraber çalışmak isteyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz olursa onlara kapımız açık. Güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun dışında bilindiği üzere Atatürkçü düşünce sistemini
öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Yine okullarımıza kitap bağışlarında bulunuyoruz. Elde ettiğimiz kitapları, bize efendim hibe edilen kitapları. Bu sene 500'e yakın kitap verdik 3-4 okula. Önümüzdeki sene gelen kitaplarımızı yine aynı şekilde vermek istiyoruz. Vermediğimiz okullara bu sefer. İşte çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Özellikle salı ve cuma günleri derneğimizdeki toplantılar yoğun oluyor. Katılmak isteyen efendim yöre halkımızı derneğimize bekleriz. Atatürkçü düşünce sistemini beraber öğrenelim, beraber okuyalım, beraber anlatalım efendim ve sahip çıkalım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bana göre Türkiye'nin kurtuluşu Mustafa Kemal'in aydınlanma felsefesindedir. Akılcılığında, bilimselliğindedir. Yurtta barış, dünyada barış ilkesindedir. İnsan sevgisi ilkesindedir. Mustafa Kemal'in insan sevgisinin bir örneği var, onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle söyler, der ki, nasıl dünyanın en uzak köşesinde bir olay, bir acı olursa onu şu şekilde hissetmeliyiz. Nasıl ayağımızın parmağındaki bir acı bizi çok rahatsız ediyorsa, efendim dünyanın en uzak köşesindeki efendim bir olay, bir efendim acı bizi de öylesine rahatsız etmeli. İşte bu Atatürk'ün insan sevgisine bir örnektir. Bunun ötesinde tabii ki işte devletçilik gibi, cumhuriyetçilik gibi, efendim halkçılık gibi, devrimcilik gibi efendim ilkeleri var. Laiklik gibi bu konularda anlatımlarımız oluyor, sunumlarımız oluyor. Şimdiye kadar özellikle Osman Kaya öğretmenimiz bize bu konuda çok büyük destek veriyor. Zannediyorum 30'a yakın sunumumuz oldu. Ama biz isteriz ki o sunumları derneğin dışına taşıralım. Derneğin dışında o sunumları yapalım. Katılım çok olsun. Şu anda yaptığımız sunumlarda ancak dernek lokalimizin alabileceği ölçüde insanlar geliyor. Eğer sayı fazla olursa bunu salonlara taşımayı düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederim teşekkür Sayın Başkan. Ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, evet, değerli izleyicilerimiz, bugün Atatürkçü Pazar, Atatürk Düşünceleri Derneği'ndeydik. Başkanımızın da dediği gibi salı ve cuma günleri genel toplantılar yapıyor ve hem üyeler hem üye olmayan Atatürk ülke ve ilk inatlarını devam ettiren, seven insanlarla bir araya geliyorlar. Bilgi alışverişinde buluyorlar. Evet, sizler de bu yolda devam etmek isteyenler varsa başkanımız sizleri derneğe davet ediyor. Pazar Genç TV'den şimdilik hoşça kalın.